Bu dersimizde Data Annotations ve Fluent API'nin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. Şimdi Entity Framework Core'u kullanırken ister var olan bir veri tabanına göre şemayı uygulama tarafına aktarıp normal code verse'ü kullanabiliriz ya da uygulama tarafında bir yapı oluşturup bu yapıyı veri tabanına şeması olarak oluşturtabiliriz. Bunları yapabiliyoruz. İki yöntemimiz vardı. Şimdi biz movie sınıfı üzerinden örneğin oluşturduğumuz herhangi bir alanın veri tabanına aktarıldığı zaman maksimum kaç karakter saklayabileceğini uygulama tarafından bu aşamaya kadar yapamadık. Yani bir entity sınıfı oluşturuyoruz movie isminde ve geri buraya name alanına eklediğimiz zaman burası nvarchar max oluşuyor. Yani string alanın karşılığı uygulama tarafından, database tarafından nvarchar max oluyor. Yani maksimum istediğiniz kadar karakter buraya gönderebiliyorsunuz gibi. Ama uygulamaya baktığımızda, database'e baktığımızda bu alanı maksimum 50 karakter kabul ettiğini ya da buranın bir null değer kabul etmediğini, işte bazı alanların bakın int türünde olduğu gibi. Bu ayarlamaların hepsini uygulama tarafından yapabilmek için Fluent API ya da Data Annotation'ı bilmemiz gerekiyor. Ancak biz şu aşamaya kadar tabii Data Annotation ya da Fluent API'yi kullanmadık ama biz var olan bir veri tabanında, yani biz veri tabanı oluştururken bu alanların maksimum değerlerini ya da veri türlerini oluşturduk ve bu yapıya göre bir şema çıkardık ve şemamız bizim için burada geldi. Fluent API yardımıyla bize bu ayarların uygulama tarafında nasıl olduğunu gelip burada projemize ekledi. Peki gelelim şimdi. Burada farklı bir yapı oluşturalım. Gelelim şu klasöre sağ tıklayıp şuradan yeni bir klasör oluşturalım. Örneğin Data Annotation diyelim. Ve gelip buraya örneğin ürün isminde bir sınıf ekleyelim. Ve ürün sınıfı şöyle public olsun. Ve gelip prop şöyle ürün ID diyelim. Ve gelip prop string örneğin name diyelim. Biz şimdi uygulama tarafında ürün isminde bir sınıfımız var. Ama biz var olan bir veri tabanına bağlanıp bilgi çekmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim için uygulamada ürün ismi ve farklı kolon adları, hatta şuraya ürün adı diyelim. Farklı kolon adlarıyla gelip uygulama tarafındaki movie tablosuna bağlanıp bu bilgileri sorgulayacağız. Şimdi bunun için gelip uygulama içerisinde Data Annotation'ı kullanalım. Şimdi uygulama tarafındaki table diyelim. Ctrl nokta. Bakın Data Annotation'ı yukarıya using olarak eklesin. Ve gelip veri tabanına bağlandığımız zaman ürünün karşılığı movie olsun. Yani uygulama tarafındaki ürün sınıfı database tarafındaki movie'ye map edilecek. Ve gelip burada bu alanın bir key olduğu, yani primary key olduğunu burada belirtelim. Ve aynı zamanda gelip şöyle kolom kelimesiyle gelip bunun karşılığının ID olduğunu gösteriyoruz. Yani veri tabana bağlandığı zaman bunun ID'ye karşılık geleceğini, movie tablosundaki ID alanına karşılık geleceğini burada söylüyoruz. Ve gelip burada örneğin kolon diyelim ve gelip burada da name alanına karşılık geleceğini söylüyoruz. Hatta bu kolonların max length'lerini de şöyle ayarlayabiliriz. Örneğin şuraya gelip mesela maksimum karakter uzunluğunun 50 karakter diyebiliriz. Ki zaten var olan veri tabanında biz 50 karakter yapmıştık. Dolayısıyla bunda herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olmaz. Ama tabii bunun aksi bir durum yapamazsınız. Çünkü uygulama tarafında o şekilde oluşturulmuş. Yani şemayı değiştirdiğin için burada bir migration oluşturman gerekecektir. Ya da bu alanın zorunlu olmasını şöyle required ile sağlayabilirsiniz gibi. Şimdi ben bunları buradan sileceğim. Sadece şunları kullanalım şimdilik. Ve gelip buradan şöyle oluşturduğumuz yapıyı şuradan alayım. Şöyle bir class ekleyelim. Şöyle ürün context diyelim. Şöyle public. Şuraya yapıştıralım şunu ve şöyle constructor'ında şöyle alalım. Ctrl nokta. Şöyle ürün context. Şimdi ürün context'i gönderelim. Burada ise tabii şu trailer'ı şimdi kullanmayalım. Neyi kullanalım? Şöyle ürünü kullanacağız ve gelip şurada artık uygulama tarafında ürünler diyeceğiz. Baktığımızda herhangi bir problemimiz burada yoksa şöyle class'ın içerisine class yapmışız. Şöyle ürün DbContext tamamdır. Şimdi gelelim uygulama tarafında. Program.js'ye gelelim. Biz artık şurasını ürün konteks yapalım. Ctrl nokta. Şöyle ürün konteks. Artık bakın movie yok. Ne var burada? Ürünler var. Ama peki bakalım birebir map edilecek mi? Item'ın ne olacak? Ürün adı. Bakın bizim bu artık ürün adı gibi bilgilerimiz şu anda veri tabanında yok. Ama bunu çalıştırdığımız zaman eğer bilgilerimiz gelirse demek ki bu birebir map edilmiş. Yani uygulama tarafındaki tablo isimleriyle database tarafındaki tablo isimleri bu şekilde eşleştirilmiş oluyor. Data Annotation'ı kullanarak. Evet bakın bilgilerimiz geldi. Peki her zaman gelip uygulamada oluşturduğumuz sınıflar içerisinde bu şekilde Data Annotation şeklinde tanımlama yapmak istemeyebiliriz. Bazen gelip şöyle model içerisine şöyle bir tane daha klasör ekleyelim ve burada da şöyle Fluent API diyelim. Ve Fluent API yardımıyla örneğin bir yapı oluşturalım. Gelip buradan klasımıza şöyle gene ürün diyelim. Bir ürün klasımız olsun. Şöyle public, şöyle prop int, şöyle ürün id, şöyle prop string, şöyle ürün adı olsun. Ürün sınıfıyla alakalı herhangi bir işlemi burada yapmayalım. Gelip aynen şu ürün konteksi şuradan alacağım. Ve ürün konteksi şuraya atacağım. Şöyle ürün konteks diyelim. Şöyle Fluent API ürün konteks diyelim. Şunları değiştirelim. Şöyle ctrl nokta. Evet bu şekilde. Şimdi Fluent API için yapmamız gereken burada tekrar bir override yapıyoruz ve burada on model creating'i burada seçiyoruz. Ve gelip burada Fluent API için gerekli kodlarımızı yazabiliriz. Şimdi ilk olarak şurada yaptığımız map işlemini gelip Fluent API ile şu şekilde yapabiliyoruz. ModelBuilder diyoruz ve ilgili entity'ye geçiş yapıyoruz. Burada entity'miz neydi? Şöyle ürün entitisi. Ürün entitisi üzerinden şöyle gelip ToTable ile ilgili tabloyu buraya yazıyoruz. Uygulama tarafında ürün tablosu veri tabanındaki movie tablosuna eşit. Bu şekilde map etmiş oluyoruz. Aynı şekilde burada bakın buranın birinci anahtar olduğunu söyledik. Bunu gelip Fluent API yardımıyla şöyle entity gene ürün entisine gidiyoruz ve burada şöyle HasKey'e gelip şöyle i nokta ürün id'sini buranın birinci anahtarı olarak söylüyoruz. Peki kolonu nasıl map edeceğiz? Şöyle entity nokta ürün diyelim ve gelip burada şöyle gelip property diyoruz. Property için şöyle gelip seçelim. i nokta şöyle ürün id'yi nokta şöyle HasColumnName ile veri tabanındaki bunun id'ye karşılık geldiğini söylüyoruz. Burada yaptığımız işlem şurası. Ve aynı işlemi gelip şurada ürün adı içinde yapmamız gerekiyor. Şöyle model builder nokta entity şöyle ürün diyelim. Şöyle nokta property şöyle lambda ekspresinde i nokta ürün adının veri tabanındaki karşılığı şöyle gelip name alanına karşılık geliyor. Evet bu şekilde bilgilerimizi direkt şöyle map edebiliriz. Şimdi gelip tabi Fluent API kontekst üzerinden bir sorgulama yapalım bu sefer. Şöyle ctrl nokta diyelim. Namespace yukarıya eklesin. Aynı şekilde zaten Fluent API içerisinde de biz gelip buraya ürünler dedik. Uygulama çalıştırdığımız zaman verilerimiz gelirse herhangi bir problemimiz yok. Evet bakın aynı işlemi Fluent API aracılığıyla da yapmış olduk. Peki şuradan oluşturulan şöyle FF Core içerisinde oluşturulan movie kontekse baktığımızda diğer örneklerimizde de baktığımızda herhangi bir kolonun bakın kategori ismindeki entity'nin name alanının zorunlu alan ve maksimum 50 karakter olduğunu söylüyor. Aynı şekilde burada name alanını movie'nin name alanı içinde bu şekilde gerçekleştirdi ve burada Tablo arasındaki ilişkileri Fluent API ile burada yapıyoruz. Bunu bir sonraki dersimizde görelim. Ve burada birebir ilişki için gereken indeksi burada ekliyor. Movie Detail tablosundaki Movie ID için. Bakın burada IsUnique diyor. Aynı şekilde burada yine zorunlu ve maksimum karakter bilgileri bu şekilde karşımıza geliyor. Bir sonraki dersimizde Data Annotation ve Fluent API yardımıyla tablo arasındaki ilişkileri nasıl kurduğumuza bakalım.